Tekrardan selamünaleyküm. Öncelikle astroloji ya da yıldızname nedir? Bununla ilgili kısa bir ne olduğunu anlamaya çalışarak devam edelim. Daha da iyi anlaşılacaktır inşallah. Yıldıznameyi şöyle düşünelim. Allahu Teala kullarını kavimlere ayırmış, gruplara ayırmış. Kavimleri içinde yine kulları birbirine karışmasın diye örneğin kan grupları bile farklı farklı, fıtratları farklı farklı, özellikleri farklı farklı olarak yaratmış. Bu farklılığı oluşturan Rabbimin yarattığı sistemin adı yıldızname. Birçok izahatı var. Bir de bunu düşünün diye size anlatmak istiyorum. Yıldızname kullarının doğduğu zamana göre elindeki, yüzündeki yapıya göre, hani eldeki çizgiler, işte yüzün hareketleri dahil, kullarının kendinin bedenine ne yarar, ne yaramaz, kendisindeki özellikleri bilsin de ona göre hareket etsin diye Allahu Teala kulunu yaratmış, kulunun oluşum süreci içerisindeki sebeplere dayalı, sebeplerin kendindeki tecellisinin toplamıdır yıldızname. Çok uzattıysa kısaca şöyle düşünün. Allahu Teala sizi yaratmak için, bizi yaratmak için toprağa sebep verdi. Toprağın içindeki madenleri, maddeleri sebep verdi. Ve karıştırmayalım, bize kolaylık olsun diye zamanı da böldü. Zamanlara farklı anlamlar yükledi. İşte bütün zaman bize bütün gibi durur. Bir yıl bize bütün gibi durur. Ama farklı süreç ve dönemleri vardır. Bunların hepsini de Yıldızname adı altında bize Rabbim iletti. Kişinin doğum zamanına göre, kişinin el yüz durumuna göre o kişinin neyi tercih ettiğini, ne yapmak için buraya geldiğini, ne yapabileceğini aslında kişinin, kullarının bedenlerine yazdı. Aslında bizim tercih ettiğimiz kaderi bizim üzerimize yazdı. Doğum zamanımız da böyledir. Bu, hani başka bir yönünü anlatıyorum. Tabii ki birçok izahatı var. Bunu şeytan aldı, tarot, işte doğum saati mi dedi? Doğum Doğum saati, haritası. doğum haritası gibi farklı antin müntin isimlerle Allahu Teala'yı çıkartabilmek için oradan, hani her şey kendi kendine oluyormuş gibi göstererek kişileri, kulları imansızlaştırmak için var olan düzeni şeytan kendine göre anlattı. Yıldızname de Rabbimizin bize bildirdiği şekilde, ancak onu da doğru okuyabilmek için bir eğitim almak lazım. Yani doğum haritasının da hak olan bir tarafı var o zaman. Bir tarafı değil, direkt hak tarafı var. Bende kalmasını istediğim, ama size istiyorsan bir konuyu anlatayım. Birisinin problemi vardı, yanılmıyorsam, emin değilim. Ticaretiyle ilgiliydi. Bir konu oldu, onun fıtrat yapısında zenginlik yok. O zaman da olduysa, bu defa onun kendi tercihine göre oldu. Hani konu birbirine bağımlı ama kafanız karışmasın diye kısa özetlemek istiyorum. Her halükarda onun mütevazi bir
hayat yaşaması lazım ama kişinin nefsi çok para istiyor. Çok zenginlik istiyor. Buna göre de hangi işi yaparsa yapsın iflas ediyor. Onun elinde, yüzünde, vücudunda, duruşunda, doğumunda, sürecinde o alamet yok ki. Hani insanlar eğer bilgi sahibi olursa, Rabbimin gönderdiği bilgileri iyi analiz ederse, yani Hazreti Kur'an'ı iyi okursa, işte yani yıldıznameyi iyi, doğru anlarsa, bir kişiyle ilgili bilgileri, ana hatları alabilir. Bunun üzerine de sen şöyle şöyle gayret et der, şöyle davran der, aradan zaman geçer, kişi bir rahatsızlık olur falan, der ki ben der yıldıznameye baktırdım, hastalanacağımı bildi. Derler ki gayıptan bilgi alıyor gibi düşünürler. Hayır, gayıptan bilgi alma değil. Bir otobanda gidiyorsunuz, viraj işaretleri vardır. Dört çizgi ise keskin virajdır. Otomatikman frene basarsın. Görmedin ama gelen viraj gibi olduğu için yıldıznameyi de eğer doğru okursanız kişilerle ilgili sürecini anlayabilirsiniz. Bu Rabbimin bize bahşettiği, bağışladığı bir ilim. Geleceği bilmek değil. Gelecek yoldaki kavşağı önceden bildiriyor Allah-u Teala. Bu onun gibi. Ama sen doğru bilirsen harita okumasını, işte o zaman o hayat yolunda, yani bizim bildiğimiz bizdeki bu otobanda tünele mi gireceğiz, köprüye mi geliyoruz, yol düz mü gidecek, şerit daralması mı var, biliriz. Bunu önceden söylemek gaybı bilmek değil ki. Var olan işareti doğru okuyabilmek. Allah-u Teala ya bizi hiç yalnız bırakmıyor ya. Donattı bizi her şeyiyle. Osmanlı'da biz, müneccimlik vardı evet, hocam. Evet, Osmanlı'da müneccimlik ama müneccimliğin anlamını şimdiki cinciler, kahinler olarak değil. Allah-u Teala kullarını her tarafına, hayat yolunun üzerine santim santim her tarafına işaret tabelalarla donatmış, bildirmiş, bizi yalnız bırakmıyor. Biz o işaretleri toplayıp okuyamıyoruz. Kişilerin fıtratı aynı değil, karakteri aynı değil. Hepsi farklı farklı. Onun için de senin fıtratına göre uyabileceğin eş seç. Sana göre uygun iş seç gibi. Sana göre meclis, arkadaş grubu oluştur. Onlara dahil ol gibi. Her şeyimiz ama karışır, her şeyimize karışır. Yiyeceğimiz gıda. Şimdi araç var, dizel ya da benzinli ya da karışımlı ya da elektrikli. Şimdi sen kendini bir otomobil olarak düşün. Düşün kardeşim ya, ne olacak? Otomobil olacak halin yok. Düşün, sen bir otomobilsin. Ya acaba ne yakıyorsun sen ya? Neyle çalışıyorsun? Benzin, dizel, hibrit, elektrik. LPG. LPG. Bunun ayrışımı kan grubunda gizli. Kan grubunu öğrendiğin zaman ona göre beslenirsin. Rahat yakarsın. Hızlı gider, az yakarsın. Ama ya gerçek bu yani. Espri olarak düşüneceğiniz, hayır. Ciddi olarak düşünüyorum. Kafada tam şöyle bir benzetme diye yapabilir miyiz? Örneğin araçta da birçok gösterge var. Evet. Birçok uyarı tabii bölümü var. Örneğin yağ azaldı diye size uyarıyor araç. Evet. Siz buna rağmen yağı tamamlamazsanız motor yanıyor. Siz motorun yanıyor olacağını bilmekle gaybı bilmiş olmuyorsunuz. Aslında uyarı var, size uyarı verilmiş. Siz uyarıya rağmen tersi davranıyorsunuz. Motor yanıyor ondan sonra. Düşünebiliyor musunuz? Vücudumuzdaki ağrılar bize nasıl bir nimet? Nasıl bir nimet? Miden ağrıyor, mideyle ilgili, yediğin içtiğinle ilgili düşünüyorsun. Ya da bunun diğer boyutu da var. Kardeş eti mi yedin acaba? Kardeş etin ne yemek olduğunu? Evet. İnsan eti yiyorsun, kardeş eti yiyorsun.
Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz, girmeyelim. Yani mide ile ilgili bir problem var. Midede ne? Yakıt deposu. Bunu yakan yer bağırsaklar. Enjektörlerde bir problem var. Motor, kalp gibi bir düşünün. İşte kan grubunu dahi Allahu Teala bize bilmemizi istiyor ve bildiriyor. Birçok yeryüzünde gıdalar var. Kimi zehirliyor? Bizi zehirleyen bize göre değil. Başka bir kuluna gıda. Bize iyi gelen de başkasını zehirleyebilir. Hani bir zehir varsa mutlak, olmazsa olmaz panzehiri de vardır. Ve panzehir de zehirden üretilir. Gibi bizim bunların bütün bu hayatımıza dair her şeyi okuyup çözebilme, bizdeki yetenekleri, bizdeki özellikleri, ne yapacağımızı anlama, ona göre, özelliğimize göre kendimize yön verme ve sonuca ulaşmanın adıdır yıldızname. Şimdi astroloji de yıldızname'nin Arif hocam özür dilerim ama çakmasıdır, yani şeytancasıdır. Ama astrolojinin içinde bahsederken, bak bahsederken var olan doğruyu kullanmak zorunda. Şeytan hepsini değiştiremez ki. Bir gerçek var. Bir git gel olayı var değil mi? Denizler gidiyor geliyor. Bazı gezegen dizilimleri var. Onların biz görmesek bile yeryüzüne, buraya mutlaka uyguladığı enerjiler var. Bir tecelliler oluşuyor. Bir tecelliler oluşuyor. Yani güneş tutulmasında. Gibi. Şimdi güneş tutulması falan var. Bir de şöyle, dünya da bir kul. Dünya da yaşıyor. Tebeşir tozu atarsan nefes alamayacak, ölecek. Atmaman lazım. Ekolojik dengeyi bozmaman lazım. Dünya da bir kul olduğu için oradaki işaretlerle de dünyada bakıyorsun depremler oluyor falan, sallantılar oluyor. Niye? O da onun uyarısı. Biz de dünyanın içinde yaşadığımız için bizi de endirek değil, direkt etkiliyor ve ilgilendiriyor. Aslında bize de bilgilendiriyor gökyüzünde görmemizle birlikte. Yani bu astroloji olarak değil de yıldızname olarak aldı, kabul etti. Fakat şöyle bir durum var, yıldızname... Ama tarot falına bakıp da Ebced işte, şey derse o olmaz. Şimdi orada şöyle bir sıkıntı var, yıldızname adı altında bir sürü sayısız yazılmış kitap var, piyasada satılıyor. Bunların içerisine zaten bakıp bundan hesaplar yapıp hesaplarla ilgili kendilerine bir fal, işte şöyle olacak, böyle olacak varsayımlara girenler için şimdi anladım kadarıyla. Var olanı, hani en baştan dedim ya, hani bir gıda var, haram. Sen onu besmeleyle de çeksen helal olur mu diye sordum ya. Evet. Demek istediğim bu. Yıldıznamenin içindeki bilgileri astrolojinin içerisinde doğrudan anlatabilirler. Yanlış olan tarafını yıldıznamenin içinde yıldızname diye de anlatabilirler. Diyeceksiniz ki biz şimdi ne edeceğiz, ne yapacağız? Öğreneceksiniz kardeşim. Sorgulayacaksınız. Yani bu sizin göreviniz. Hani Müslümanım diyorsanız bilmeniz gerekenler var. Okumanız lazım ama Yaradan Rabbimizin adıyla okuyacaksınız. Peki şöyle, şeytanın adıyla değil. Şöyle bir soru sormak istiyorum abi müsaadenle. Şimdi zaten tedrisattan geçmiş ve eğitim almış. İkra ismi rabbikellezi halak. Yaratan Rabbimin adıyla okuyorum diyor zaten. Burada da hani bu kardeşlerimiz Yaradan Rabbimizin adıyla okuyorsa, hani yıldıznamenin de detayını bilmediği için hani helaldir, haramdır kavramları var ya, burada da ayet-i kerimeyi zikretmek istiyorum aslında. Rabbimiz buyuruyor ki وَلَا تَقُولُ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبِ اِلَّا الَّذ۪ينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ. Yani kısaca bunun mealini verecek olursak şöyle. Ağzınıza geldiği gibi yalan yanlış konuşarak bu helaldir, bu haramdır demeyin.
Çünkü Allah hakkında asılsız şey söylemiş olursunuz. Allah hakkında asılsız şey söyleyenler de kesinlikle iflah olmazlar. Şimdi birçok İslami camiada kardeşlerimiz, Allah razı olsun, eğitim almışlar. Yıldızname lafzı geçince direkt haram diyorlar. Şimdi Rabbim de burada diyor ki... Yıldızname geçince. Yani yıldızname ile alakalı işte ileriye dönük bilgi verildiği için, hani gaybi olduğu için bunu tavsiye etmiyorlar. Diyorlar ki yani bulaşmayın. Yani bir şeyi az önce dediniz ya, araştırmamız lazım, bakmamız lazım, öğrenmemiz lazım. Şu an aslında klasik bir söylem bu. Bu helaldir, bu haramdır. Yani Allah Teala diyor ki dillerinize geldiği gibi hemen buna bu helaldir, bu haramdır demeyin. Hani sizin de ifade ettiğiniz gibi altyapısını öğrenmeden, sadece hani metinleri okuyarak ya da bu işin ehline müracaat etmeden konuştuğumuzda aslında Allah adına iftira atmış oluyoruz. Rabbimiz burada bizi uyarmış oluyor. Evet. Hani hepimiz diyoruz ki yaratan Rabbimizin adıyla okuyoruz. Peki hepimiz yaratan Rabbimizin adıyla okuyorsa arada neden çelişkiler var? Hani dinleyici... Bir şey sorayım. Söyleyeyim. Temin anlatacaktım. Yine son dakikada vazgeçtim. Anlatmadım ama. Bir gün niyet ettim. Ya Rabbi dedim, hani anlamak istiyorum diye. İstihare yaptım. Tabi biliyorsunuz, tövbe ediyoruz, dua ediyoruz. Rabbim, birçok senin sevdiğin kullarım var, meleklerim var, evliyaların, şehitlerin, manevi orduların vardı. Dilersen, hani gerçekten bir kaynak bulamadım. Sordum, dedim ki sorum şuydu, bakın. Evet. Fuat, dinliyor musun? Dinliyorum. Dedim ki ya Rabbi, bir kul, yine yıldızname ile ilgili, o özelliklerle ilgili, onun için anlatıyorum. Temin vazgeçtim ama şimdi anlatayım. Bir kişi, bir kul, bir bebek doğdu. Bu doğduğu an mı yükleniyor? Ki anne karnının rahmine düşüyor, orada oluşum başlıyor. Oluşumun bir süreci var. Şimdi oluşmuş ve bitmiş halde doğum yapılıyor, değil mi? Bitmiş ama. Biz bittiği tarihe göre zamanını yorumluyoruz. İyi de o bitmiş, işlendiği, harmanlandığı bir süre olmalı. Ya da işte meniden özür diliyorum, hani bir küçük bir pıhtı gibi oluşacak, hani büyüyecek, ruh gelecek, şekil ortaya verilecek, Rabbim veriyor ya. Evet. Sonra içindeki organlar oluşacak falan. Bu bir süreç. Bu sürecin hangi deminde ya Rabbi bu fıtrat, bu özellikler yükleniyor diye sordum. Çünkü doğduğu an ya bitmiş oluyor. Hani dünyevi konuşalım. Murat diyelim inşaatlar yapıyor. Aylar öncesinden ofiste projeler çiziliyor. O proje çizildiği dönemdeki malzeme ve olan teknoloji oraya adapte ediliyor. Sonra işleme geçiliyor. Projedekinin aynısı yapılıyor. O arada yeni bir teknoloji çıktıysa onu oraya adapte edemiyor. O dönemdeki var olan uygulanıyor. Şimdi buraya kadar tamamız değil mi? Evet. Çok abes gelmesin ya da ne saçmalıyorsun diye söylemeyin. Yani ben sorduğumu anlamak istedim bununla ilgili. Ya Rabbi dedim, biz buna doğduğu ana göre söyleniyor da bunun oluşum ve yükleniş süreci doğduğu anda değil. Bebek anne karnındayken dışarıdaki sesleri de algılıyor hatta. Diye bununla ilgili cevap almıştım. O cevap o kadar ikna ediciydi ki başka bilgiler de söylendi. Haliyle bir baktı ki ya bunlar gerçekten var. Hani yıldızname'ye göre var. Astroloji diyorlar ama onun birçok hakikati yıldızname. Ben elhamdülillah Müslümanım. Yıldızname orada ama bununla ilgili Rabbim o kulunu yaratırken onun
fıtratını, özelliğini, yapısını bedenine işaretliyor. Ne zaman? İşte onu söylemiyorum. Onu söylediğim zaman insanlar sorgulayacak, saçmalıyor diyecek, bilumum yakıştırmalar yapacaklar. Ne gereği var ki? Ben size özelde anlatırım. Yani gerçekten anlayacak, anlamaya çalışacak, araştıracak, düşünecek insanlara söyleyeyim. 30 saniyede dinleyip, 32. 35. saniyede yok öyle bir şey deyip bunu inkar ederse o kişiyi de sıkıntıya sokmuş olabilirim. O yüzden hep keserek anlatmak mecburiyetindeyim. Zaten en büyük problemim bu. Bilginin ne kadarını anlatayım. Doğduğu anda konu değil. Önemli değil, soru önemli değil Allah'ın izniyle. Ne kadarını anlatacağım önemli. Kabul edilebilirlik seviyesine kadar anlatayım. Hocam doğum tarihi desek, şimdi doğuma müdahale var şu anda artık. Yani eskiden çocuk vakti gelince doğardı. Doğum tarihi değil yani, olmadığı net. Çünkü değil. Şu anda bakıyorum ben hatta... Ama bunun şeyi var, lafını kestim, özür diliyorum. Estağfurullah. Oradaki olayın iç yapısını bir kısım anlayınca sonra bütün sistemi alıp şöyle bir komple bir bütün geri çevirmek gerekiyor. Aslında şeyler doğru. Sistem doğru, bir şey yanılgı yok. Sadece komple bütün gelip çevirdiğin zaman bazı yerler, isimler değişiyor sadece. Şu anda çünkü şurada boşa düşüyor. Doğum haritası diyorlar, doğduğu gün, saat, ay neyse bakıyorlar ama artık millet sezaryenle, hatta işte pazartesi olmasın da salı olsun, 5 Ocak olmasın da 10 Ocak olsun, işte bilmem ne vakti olmasın da şu vakit olsun diyerek doğuma da bu şekilde müdahale ederek yapıyorlar ya bu işi. Evet. Eskisi gibi doğal doğum olmadığı için zaten bu süreç taca çıkıyor otomatikman baktığınızda. Ama şöyle bir şey var. Onunla ilgili itiraz etmiyorum. İlave bir şey söylemek istiyorum. Şimdi her halükarda dünyadan bize yansıyan bir ışık var mı? Ya da bir enerji var mı? Var. Karanlıkta aydınlatıyor. Var yani. Var. Bunu kabul edelim. Oradan verilen, eğer bize faydalıysa fayda veriyor. Zararlıysa zarar veriyor. Kimine fayda veriyor, kimine zarar veriyorsa ona maruz kaldığında oradaki iyiyi, olumluyu ya da olumsuzu alacak. Aldığı şey gibi düşünün. Şimdi ısıtıcı var. Diyelim ki karşımda bir UFO olsun, ısıtıcı olsun. Tamam. Evet. Yukarıdan rüzgar geldi o şekilde. Üstü de açılır değil mi? Evet. Ondan oynuyor. Şimdi karşımdaki ısıtıcı sıcak hava verdiğinde ekrandaki kardeşlerim bunu anlayacak mı, anlamayacak, görmeyecek. O ısıtıcı kırmızı dalga halinde bana kadar ulaşıyor mu? Hayır. Ama ben ondan etkileniyorum. Ya da evinizdeki klimadan etkileniyor musunuz? Evet. Elbette. Değil mi? Serinliyorsunuz. Her Enes iki tarafa birden klima koyup ortaya oturuyor. Ama gözle görülen bir şey yok. Elini tuttuğun zaman bundan faydalanıyorsun. Soğuk ya da sıcağı anlıyorsun. Vücudun rahatlıyor, serinliyor ya da üşüdüyse, sıcaksa ısınıyor. Bir etki var. Sıcak olduğunu biliyorsun. Gözle üstünde sıcak yazan bir şey gelmiyor. Ya da bir kırmızılık gelmiyor. Ateş rengi gelmiyor. Dan yola çıkın, ay ve gezegenlerdeki onların maddesel yapısındaki enerjilerinin onların etrafındaki gezegenleri, gezegenlerde yaşam formu varsa onları da etkilediğini kabul edin. Ama bu etki netice itibariyle diyelim ki işte X kişiyi olumsuz etkileyebilir. Yani onun ruh halini negatif etkileyebilir. Tabii. Bunu kabul ediyoruz. Çünkü niye orada fiziki olarak gelen bir manyetik ortam var. Manyetik alan var veya işte güneşin nasıl gönderdiği nötrinolar var. Gözle görülmeyen bir şey bu ama etkiliyorsa bedeni. O tarz bir takım etkileşimler olabilir. Ancak buradaki batıl olan kısım, ya işte şu gezegenle şu gezegen işte birbiriyle kavuştuğu zaman işte şuradan şu olur, buradan bu olur gibi, hani bu Allah-u Teala'nın hükmü dışında bu gezegenlerin kendi hareketleriyle kendi kendine olan bir şeymiş gibi lanse edildiği zaman bu batıla düşüyor. Ana problem bu. Bunu aşmamız lazım.
yıldızname ile ilgili de anladığımı özetlemek istiyorum. Yani Allah-u Teala yarattığı her kuluna yaratılışının belli bir aşamasında, onun hangi aşama olduğunu siz söylemediniz. O arada belli nokta bir... koyalım mı? İnsanlardan sonra cinlerin de hamilelik süreci, beden yapılarının oluşması, şimdi biz göremesek bile onların illa bir bedeni var. Onların oluşma süreci ve onlardaki fıtrat ve özellikleri de inceledim. Diyorum, susuyorum. Tamam. Allah-u Teala kullarını yaratılış sürecinde, sürecin belli bir aşamasında onlara tüm yaşantılarıyla ilgili bazı kodlar yüklüyor. Evet. Yani bunu şöyle anladım. Ben şimdi buradan Aksaray'a gitmeye niyet ettim. Maps'e yazıyorum. Yazdıktan sonra Maps bana bir harita çıkartıyor. Evet. Çıkarttığı haritada işte şu yollarda tıkanıklık var deyip kırmızı işaretler koymuş. Şu yollarda kaza varsa kaza işareti koymuş. Bazı yolları mavi göstermiş, açık demiş. Hatta bazı alternatif güzergahlar da sunmuş. Evet. Gideceğim noktaya kadar bana bir harita çıkartıyor. Maps. Allah-u Teala da kullarına yine rahmeti gereği hayatının dönüm noktalarıyla ilgili, sıkıntı olabilecek yerlerle alakalı vesaire konularda bazı işaretler ve bazı rotalar yaratılışta yüklüyor aslında. Bazı değil. Tamamen her şeye program yüklüyor. Tamam. Biz ilerisini bilmiyoruz. Bu netice olarak kul buna belli bir gayret neticesinde nasibinde varsa ulaşabiliyor veya bir kısmına veya hepsine neyse. Hal ilmi bütün bunlara ihtiyaç bırakmayan başka bir nokta. Ama yıldızname'de hak olan taraf bu. Bu kodlanmış vaziyette. Ha sen bunun ne kadarını ekranda görürsün, görebilirsin, öğrenebilirsin, öğrenemezsin. O gayretinle alakalı başka bir konu. Ama neticede var olan ve hak olan kısım bu. Bu da sonuç itibariyle bu maps dediğimiz haritanın işaretlerini okumaya anlayan bir kişi gaypten haber vermiş olmuyor. Allah-u Teala'nın orada koyduğu işaretleri sadece bir soru sorarak sizi başka bir yöne çekmek yani doğru istiyorum. Mu anladım doğru diye soruyorum. Evet. Bir soru sormak istiyorum. Miraç'la birlikte bizlere namaz 5 vakit olarak farz kılındı. Bunun bu konuştuğumuz konu yıldızname ve oradaki etkilerde alakalı yönünü biliyor musunuz? Bize ne kadar namazla birlikte Rabbim bizi nelerden koruduğunu. Bir başka bir şey. Çünkü bu konunun içerisinde araştırırken, ders alırken namazla ilgili kısmıydı. İnsanlar namaz kılıyor, yüzünde bir nur oluyor değil mi? Ya da kelime-i şehadet getiriyor da Müslüman olunca bir farklılık oluyor. Ne oluyor da bize hangi radyasyon ya da hangi frekanslar neyi kapatıyor da namaz bize farz oluyor? Ki tüm peygamberler de namaz kılıyordu bu arada. Da bize farz kılındı hem de 5 vakit. O da 50 vakitte değil mi Fuat Hocam? Evet, evet, oradan 5 vakitte düşürdü. Hatta onun da şeyi vardı, 50 vakit olsaydı ne yapardık diye gibi. 50 vakitten bahsediyoruz. Ama 5 vakitte de 50 vaktin ecrini veriyor Cenab-ı Hak. Veriyor. İşte bu da bu onun başka bir yönü. Hani konu çok derine gitmesin diye kesiyorum ama bu da var. Buradaki alınan saldırılar çoğalacağı ve bu dönemde Rabbim ne olacağını bildiği için namazla da namazın bize getirdiği bonusla da farklı temizlenme metoduyla da ki namaz kılarken de aynı zamanda da et beden orada duruyormuş gibi olabilir ama gerçekten herkes namaz kılarken aslında bir başka bir yerde daha namaz kılar. Yani Allah-u Teala'nın huzuruna da gider. Miracıdır. Şimdi bu anlayana ama bunlarla ne oluyor? Rabbim neyi murad etti de hani birisi vardır sıkıntılıdır, sürekli ona günde 5 defa
serum bağlaman gerekir gibi. Nasıl bir saldırıya maruz kalıyor ki buna ihtiyaç duyuluyor? Yoksa Allah-u Teala 5 defa namazı emreder miydi? Çünkü emredecek, kullar onu yapmayacak ve cezalandırmak mecburiyetinde kalacak. Merhamet üzeri Rabbim. Neden bunu mecbur kıldı? Ya da bu astroloji ya da bizim kullandığımız kısım üzerine, yıldızname üzerine de bunun da orada bir payı var. Anlayana demek istediğimi anlayacak. Çok içeriğine girmeden. Bu hani bir yönünü bahsetme ihtiyacı hissettim. Temelinde şu. 2000'li yıllara girildiğinde enerji yüzyılına giriliyor gibi konular olmuştu. Siz onu doğalgaz ya da petrol olarak düşünmediniz değil mi? Başka şeyler var. Hani bugün bir lazer ya da lazer türevi ya da manyetik silahlar var değil mi? Artık daha da yalnız bir 5 yıl sonra artık 5 yılda neredeyse 250-300 yıllık geçmişe göre süre ilerliyoruz 5 yılda. Düşünün ne kadara ilerleyeceğini. Belki bir 5 yıl, 10 yıl sonra bu anlatılanların eğer bu videoyu seyrederlerse bu anlattığımızın çok daha gelişmişini anlatmak lazım. Ama o zaman anlaşılır. Bu zaman ona ihtiyaç yok ve anlaşılmaz. Farklı gelinir, fazla gelinir. Olur mu böyle denilir? İnsanlara yüklemeye gerek yok. Ama bunun daha geniş bir izahatları da var demek istiyorum. Yani Allah Teala kulları için bazı yerde ve gökte bazı işaretler koydu. Evet. Onları izleyip takip edip belli konularda önlem almaları ya da yollarını bulmaları için. Diyelim. Buna en basit örnek eskiden bu teknoloji yokken bütün denizcilere bakarak yollarını buldular. Koskoca okyanusta. Yıldızların hareketleri ve konumlarına göre hareket ederek buldular. Çiftçiler, denizciler yine aynı şekilde bazı alametlere bakarak fırtınaların ne zaman geleceği, işte kışın çok karlı soğuk mu geçeceği, ılıman mı olacağı, işte Mısır'da suların nehrin ne kadar yükseleceği, alçalacağı birçok şeyleri vardı, tespitleri vardı. Şimdi bunlara gaybden haber almak diyemeyiz. Çünkü Allah Teala bunlarla ilgili anlayabilen kullarına işaretler evet, vermiş. Yani şu var. Bazı kullar var ki Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi, Allah dostları gibi diğer Hazreti Kur'an'dan, Ebced hesabından yola çıkarak işte 1000 yıl sonra bile şu gün, şu tarihte ne olacağını ya da o yılın hava durumunu bile hesaplayabilmiş. Oradaki mükemmelliği görebiliyor musunuz? Geçmişten geleceğe, geçmiş niye diyorum? Bize göre geçti önceki zaman. Ama önceki zamanda yaşayanlar vardı. Bu zamanda, şu bugün de o bizden önceki yaşayanlara göre gelecek. Ama geçmişten geleceğe hepsi de yazıyor Hazreti Kur'an'da. Hocam, okuyabilene. Meteoroloji diye bir bilim var. Bugün meteoroloji bilim olduğu için ve kanıksandığı için bu konuda kimse itiraz etmiyor. Ya meteoroloji şu anda gaybden haber vermiyor mu? Eğer tırnak içinde konuşuyorum. Tabii onlar düz mantığa göre ya, öyle. Tırnak içinde konuşuyorum. Gaybden haber vermiyor mu? Ben bugün işte arabamı yıkatacaktım. Baktım yağmur var diye yıkatmadım mesela. Bunu ben dün gördüm işte. Meteoroloji bunu yazmış yarın. Yağış. Ve %100 yazmış. İşte yağıyor. Bunu şimdi Allah-u Teala'nın verdiği imkanlar dahilinde tabii, bir metodolojiye çevirmiş ve adına meteoroloji bilimi demiş. Ve bunun üzerinden yani tamam, tabii ki adı yine tahmin ama baktığınızda çok ciddi oranda tutuyor. Sıfıra yakın hatayla birçok şeyi. O zaman meteorolojideki çalışanların hepsi ermiş o zaman. Evet. Birçok şey var yani bazı şeyleri doğru anlamak lazım. Allah-u Teala bilimsel çalışmayla karıştırıyorlar değil mi? Bizim derdimiz bunun adı ister meteoroloji olsun, ister astroloji olsun, ister başka şeyler olsun. Allah-u Teala'yı aradan çıkartarak bir takım olayların kendi kendine ya da yaratılanların bazı etkileşimleriyle olduğunu söylemeleri. Bizim derdimiz burada. Şimdi demin örnek verdiniz. Allah-u Teala demiyor mu? Yağmur indiren biziz diye. Evet.
Değil mi? Ayrı zamanda da benim iznim olmadan yaprak kıpırdamaz demiyor mu Allah-u Teala? Bu ikisini aldık, cebimize koyduk. Peki şu anda bomba atarak yağmur yağdırıyorlar. Öyle değil mi? Evet. Şimdi ne oldu? Bu Allah-u Teala'nın izni ve hükmü dışında mı oldu bu iş? Hayır, yağmuru kim indirdi? O yağmuru kim indirdi? Allah-u Teala mı indirdi? Kulları mı indirdi? Bak, kader konusunu biz iyi anlamadık diye düşünüyorum. Biz kendimize göre diyorum. Kader konusunu anlamış olsak bütün bunların hepsinin cevabı da orada. Şimdi kader denince sadece başımıza gelen, olmuş olanlar olduğunu düşünüyoruz. Olasılıkları özgür iradeyle senin karar değiştirebileceğini haşa Allah-u Teala bilmiyor mu? Olasılıkları, senin yapabileceğin olasılıkları bile yazmadı mı? Özgür iradenle yapacağını. Hani ruhlar aleminde cennetlik ve cehennemlikler ayrılsın diyor ya Rabbim. Orada itiraz ediyorlar ya. Ya Allah-u Teala'ya kulunun ne yapacağını özgür iradeyle ne yapacağını önceden biliyor da hükmü veriyor. İtiraz edince de o zaman diyor tamam, madem hükmü beğenmediniz, kabul etmiyorsunuz. Çünkü direkt cehenneme gitseler bu sefer o kullar itiraz edecek. Ben öyle yapmayacaktım diyecek. E ne oldu? İnin yeryüzüne dedi Rabbim. Onun için melekler her şeyi yazıyor. Manevi kameralar kaydediyor. El, ayak, azalar konuşuyor. Her şey onun için şahitlik ediyor olan duruma. İster iyi ister kötü. Ama şahitlik, her şeyi kaydediyor. Tekrar onun önüne yine gelecek. E ne oldu? Ha diyecek, ben gittim, evet gerçekten hak ettim diyecek. Ya sen bunu buraya gelip yaşamadan önce de Allah-u Teala sana bunu teklif etti. Hani diyorlar ya, ben geldim buraya, ben bu kadar sıkıntı çekiyorum. Ya orada Allah-u Teala'yı suçlayamayacaksın. Sadece suçlayamayacağını bile bilmiyorsun diyorum. Var mı söyleyeceğimiz, evet, astroloji ya da yıldızname ile ilgili soracağımız ya da söyleyeceğimiz? Fuat, Orhan, Zafer, Mehmet, Enes. Hocam ben şunu söylemek istiyorum son olarak. Bizim burada uygun bulmadığımız, karşı gördüğümüz konu, başlığı ne olursa olsun Allah-u Teala'yı aradan çıkartarak bir şeylerin kendi kendine olduğu iddiasında bulunan her türlü söylem batıldır. Bununla da astroloji de olsa, meteoroloji de olsa fark etmez. Orada mesela bir konu daha var. İstiyorsanız ona da gireyim. Çok uzattım mı bilmiyorum ama. Şimdi sen şeytana göre meyillendiğinde şeytani taraftan destek almak istediğinde suya da baksan şekiller görürsün. Görmek marifet değil. Kahveye de baksan üstünde belirir. Okuduğun, baktığın her şeyden şeytan orada sana tiyatro sahnesinden hep yayın yapar. Yayın yapıyor zaten. Şimdi bizim evlerde televizyon var değil mi? Ya da her yerde. Arabada bile var. O bir yayın alıyor. Şimdi sürekli yayın yapan bir şeytan var. Şeytanlar var. Bir de sürekli yapan, yayın yapan Rabbim var. Sen istersen yıldızname de yıldızname'nin içinde rahmani bir şekilde onu okumazsan yıldızname derken bile şeytanın yayınını kabul etmiş olursun. Bak ince nokta o. Hadi ahir zamandayız. Her şey birbirine karıştı. Kardeşimiz de aradaki farkı da bilmiyor. Yıldızname bilgilerini astrolojinin içinde de aldılar ya, o zaten mecbur oradan alacaklar. Orayı alıp kopyala yapıştır yaptılar. Değiştirdiler. Orada gördü. Ama imanlı bir şekilde bunun yıldızname oldu ya da Allah-u Teala'dan geldiğini bildi ama astroloji yazan bir yerin içerisinde Allah-u Teala'ya inanarak, şükrederek oradan bildiyse ya tam işte dem bu dem. Artık her şey birbirine karıştığı için, artık imanı kurtarma zamanı olduğu için biraz daha böyle ince elememiz, sık dokumamızla birlikte daha da böyle kolaylaştırıcı olmak gerekmiyor mu?
Kardeşimiz bilmiyor. Astrolojiyi duymuş, oraya bakmış, okumuş, evet baktı, uyguladı ve bunun olduğunu, gerçekleştiğini fark etti. Aa dedi, astroloji doğru çıktı. Derse ki bu Rabbim'dendir, Rabbim bildirdi derse, şeytanın kitabından okumuş ama Rabbimi bulmuş oluyor. Yok eğer yıldıznameden okudu, aa bu böyle oluyormuş, ay bunu yaptı, güneş bunu, gezegen bunu yaptı dedi de Rabbimi unuttuysa, yıldıznameyi okurken ne taraftan yayın almış oluyor? Şeytan. Şimdi bir de bu var. Yemek yemeyen ablamız diyor ya, işte R2 gelikti, enerjiler en son hepsi bana dedi ya kardeşim, sen için Allah'ın, sen Allah'a gitmen lazım. Hepsi de aslında şeytana hizmet ediyor, hepsi de aynı şeyi söyledi. Onlar bile beni Allah'a yönlendirdi diyor, anlamadım diyor. Evet. Senin için Allah'a kalmış. Senin için Allah'a kalmış. İşte bakın, bakış açısı hani konuştuğumuz stabil, standart konuştuğumuz kelimeler ya da kişileri suçladığımız ya da övdüğümüz ya da dövdüğümüz kelimeler, cümlelerin içeriğini düşünmüyoruz. Başkalarının cümlelerini alıp inceleyip araştırmadan veriyoruz. Bir de şu da var hocam. Yani ilimleri konuşurken hani şeytanın bir sürü anlattığı, hayatımıza sokmaya çalıştığı şeyler var. Fakat Rabbimin de bir deniz deryası ilmi var. Yani sayısız ilmi var. Yani belki bizim de anlamadığımız, görmediğimiz, bilmediğimiz, vakıf olmadığımız daha neler var? O da şöyle söyleyelim oraya da. Bir tanesini anlasak hepsini anlamış da olmuyoruz. Tam onu anlatacaktım. Ben de hatırıma geldi. Şimdi Mehmet Bey yan yana oturursak böyle oluyor. Konu konuya açıyor. Şimdi biz Esma-ül Hüsna'dan yeteri kadar faydalanmıyoruz. Hani hastalanma sebebimiz de bizde olan Esma-ül Hüsna, yani Rabbimin isimleri, yani isimleri sebebiyle bizdeki tecellileri onların vücudumuzdaki, aklımızdaki, fikrimizdeki ya da ruhumuzdaki tecellilerin kapalı olduğunun farkında değiliz. Hani çok zikir çekiyoruz ya, onu aktifleştirmek için. Ama standart hep bir isim üzerine gidince, Allah-u Teala lafzını kastetmiyorum, o hepsini içeriyor da, birini sürekli söylüyoruz, 99'da biri zirve yapıyor, geri kalanları aşağıda kalıyor. Şimdi tüm isimlerinden, hepsinden fıtratımıza göre, bak fıtratımıza göre, bazısı fazla gelir, bazısı az gelir. Hani ismi celileyi ebced hesabıyla hesaplıyorlar ya, bunun değer karşılığı var ya, bir de üstüne onu okuyacak kişinin fıtratı, yapısı üzerine de onu da birleştirerek bir daha hesaplamak lazım. Şimdi bunu hesabı bilmek lazım. Ama hal ilminin kolaylığı nedir? Bu hesabı bilmesen bile sorduğunda sana bunu söylüyorlar. Böyle bir kolaylığı var. İşte bunları da Esma-ül Hüsna'dan Rabbimin bizlere tecellilerini aktif ettikçe bu defa ayeti okuduğumuzda daha derinlemesine anlıyoruz. Ya da bir konu bahsedildiğinde daha derinlemesine anlıyoruz. Ama bir başka konuyu da, başka ayeti okuyalım ama mesela anlayamıyoruz. Ama bir başka ayeti daha iyi anlıyoruz. İşte buradaki Esma-ül Hüsna'nın bizdeki karşılığının yeteri kadar aktif olmadığı anlamına da geliyor. Tüm hastalıklar da aslında buradan sebep. Yeteri kadar açılmış değilse, psikolojik hastalıklardan şizofreniden gir, kanserden çık, tüm hastalıkları etiketle, onların hepsi Allah-u Teala'nın bizdeki tecellisi, esmaların bize göre gerekli seviyede olmaması, düşük olması ya da hep kapalı olmasının neticesidir. Ancak bunun anlamanın yolu da yine yıldıznamedeki oradaki özelliklerle birlikte esmaların karşılığının ebced değerleriyle birleştirmeyle olan bir hesaplama modeli de vardır.
Bilmiyorum kardeşlerimiz bunu ne kadar biliyorlar, hocam, bilmiyorlar. Bir maneviyattan bunu sorgulaması, teyit etmesi gerekiyor. Kim yapacak bunu? İşte o kişi yoksa da yapamayacak. Yani o, manevi... kişi yaptı ama teyit edemiyorsa yanlışa da düşebilir mi diyor Orhan abi. Yalın olarak yaptığında... Yani Esma-ül Hüsna'yı okuyor diyorsun. Kendisindeki hangi esma eksik onu bilmiyor diyorsun. Ben kendim hani hal ilminin verdiği özellik haricinde zaten kendim için kullanmam. Kolay kolay çok erzemiş olunca, lazım olunca zaten bildirilir de Rabbimden. Okurum. Kalbim hangisine gelince pırpır ediyorsa, canım onu çekiyorsa onu okurum. Şimdi bu çok iyi. Bak bedenimin, ruhumun ona ihtiyacı, hani yemek gibi düşün. 99 çeşit lezzet var. Böyle almak istiyorsun, işte kokusunu anlıyorsun da birine gelince canın onu alıyor. Bir daha alıyorsun. Ya geri kalan çeşitler niye? Onu istiyor. İşte insanı bir doğal bilgisayar olarak düşün ya da mükemmel bir kul olarak düşün. Özelliklerini kaybedince imanı kaybedebiliyor ya da imanlı hastalanabiliyor. İşte Allah-u Teala'nın sıfatlarından yeteri kadar beslenmediğinin işaretidir. Bunu niye sordun? Onu kendi o hepsini okuduğunda o herkese özel kalbine gelir. Bak her kul Allah-u Teala'nın özel kulu. Bak her kul. Hangi kul eğer bunu niyet edip sahibinden isterse, Allah-u Teala'dan isterse, sahibi şeytansa olmaz tabii. Oraya anlaşma yaptıysa. Rabbimden isterse, Allah-u Teala'dan isterse, Allah-u Teala boş çevirmez ki. En hasta olanı bile anlattığımda, yaptığında cevap aldı. Cevap almama durumu yok. Çünkü videoların altında insanlar soruyor. Hep bir teyit alma, bilgi alma peşindeler. Özellikle de yani aldığın bilginin doğruluğu vesaire hep. Ya aslında, biz de istiyoruz da böyle erdahim yayın alıyoruz değil. Biz de kendimizle ilgili sormuyoruz. Yani çok erzem iyi olacak. Başka bir kulun ihtiyacı olacak da onunla istiyorsun. Kendine ilgili soramazsın işte ki. Kopya çekemezsin. Teyit mekanizması insanın kalbi. Yani birisi tırnak içinde ilim sahibi birisinden işte evdette veya yıldıznameyle bir bilgi aldığı zaman onu bile aslında kendisinin teyit etmesi lazım. İşte tam bu noktada yıldızname lazım. Ebced hesabı lazım. Hani biz en kolayını anlattık. Biz öğrendiğimiz yönünü anlattık. Okuruz. Kalbimiz hangisine gidiyorsa, canımız hangisini çekti gibi diyeceğiniz ama saygısızlık olarak algılamayın. Gerçekten öyle oluyor. Hani ona gayri ihtiyari Allah-u Teala yönlendiriyor seni. Çekiyor o ismi sıfatı celilesi seni. Onu tekrarlıyorsun ama bir süre sonra değiştiriyorsun. Vücuttaki vitaminler gibi. Lazım olan, susadıysan suya gidiyorsun. Sodaya gitmiyorsun. Sodayla suyu koyun, susayın. Sodayı içmezsiniz ya. Ancak suyu içer, keyfiniz yerine gelir o zaman. Bazen de suya doymuştur da sodayı ister gibi. İşte bunlar niye? Vücudun eksiklerinden. Manevi yönden eksikleri de Allah-u Teala'nın ismi celileleri. Onun için zikir çok önemli ama gravüye sayıları değil ha, onu karşılamıyor. Şimdi abi öyle bir ortamdayız, öyle bir zamandayız ki eskide kilometre. Kilometrelerce. Rize'den bakınca buraya öyle görünüyor. Trabzon'dan. Kilometrelerce yol gidiyorduk değil mi? İşte X köyde, X şehirde iyi bir hoca var. İnsanlar buralara evet gidiyordu. İşte ondan bilgi alıyordu vesaire. Şimdi abi her şey telefonda. Telefonunu bir açıyorsun, sosyal medyada bir sürü hoca var. Tabii. Sosyal medyada bir sürü işte Ebced hesabıyla bakanlar var, yıldıznameciler var. Var oğlu tamam. Var. Var oğlu var. Şimdi eskiden zordu bunlara ulaşmak. İnsanlar şimdi kolay ulaşıyor, patır patır okunyaydan çıktığı gibi çıkıyorlar. Tamam. İşte burada bir teyit mekanizması istiyorlarsa arkadaşlar, aldıkları
Yani yanlışlıkla da sormuş olabilirler. Meraktan da sormuş olabilirler. Tamam. Kalplerine sorsunlar. Kesinlikle. Kesinlikle. Ve her zaman net cevap geliyor ama şunu unutmasınlar. Tek bir vitaminle, yani sadece D vitaminiyle yaşanılmaz. Yapınızda tüm vitaminlere ihtiyaç vardır. 99 ismi celile varsa 99'u da lazım. Ne kadarını aktif tutarsan, ne kadarını daha yüksek seviyede tutabilirsen eğer, o kadar sağlıklısın. Bütün hastalıkları da bu şekilde çözebiliyorsunuz aslında. Bir hadisi var ya, yani vücutta, insan, bir, vücutta bir et parçası vardır. O düzelirse insan düzelir. Evet. O et parçası ya. Da kalptir. Murat bir şey diyor. Astroloji konusunda insanların anladığı tek bir şey var. Fal. Astroloji geniş bir kavram mesela. Çok geniş kavram. Ama insanların bak, çoğu bu kadar da bitiremedik. Tek şey fal. Zaten magazin tarafı. Buradan yola çıkarak astrolojiyle birlikte işte tarot ve benzeri şeyleri türetmiş ve bu kartlar üzerinden ya da işte senin burcun koç, bu hafta şununla karşılaşacaksın, bununla karşılaşacaksın falan gibi. Bir kısmı üfürme, bir kısmı şeytani taraftan ne diyelim bozulma gibi böyle bilgilerle doğrunun yanlışın hepsinin birbirine karıştığı tamamen fal kökenli, yani ileriyi bilme kökenli bir konsept oluşturarak insanları zehirlemiş aslında. Yani herkes astrolojiyle bununla ilgili biraz bahsedeyim mi? Tabii. Bir yeri geldi anlatayım. Şimdi fal haram, bunda bir şüphe yok. Arkada bir takım tiyatrolar dönüyor. Gözle görünmeyen kısımlar. Bir kişi fal bakıyor diyelim. Tarota bakıyor örneğin. Diyelim ki hani teşbih de hata olmaz, Murat sordu. Fala bakan kişi Murat'la ilgili niyet ettiğinde onun hattı, hani az önce bahsediyorduk ya, şeytani tarafı olunca Murat gözüyle görmüyor. Diyelim ki fala bakan da görmüyor. O metafizik etki anında o fala bakan kişinin beynini, kontrolü ele geçiriyor. Söylemesi gereken o fala bakan kişi tık tık söylüyor. Aynı zamanda kart var diyelim. Onun vücudunu kontrol, bir uzaktan kumandalı araba gibi düşünün. Çocuk oyuncağı gibi düşünün. Onu kontrol ederek, görmüyorsunuz ama onu, beynini kontrol ederek vücuduna o kartı istediği yerden böldürüyor, açtırıyor ve söylemesi gerekeni de söyletiyor. Bluetooth'la bağlanmış. Bir de söylediğini çıktı diyor ondan sonra kişi. He, söylediğine gelelim. İyi ki hatırlattın. O kişinin düşündüğü akraba çevresi bir yere gitmeye niyet ettiyse ya da biri bu tarafa gelecekse gibi, şöyle, şeytanın da bir dijital veri merkezi var. Bunu unutmayın. Herkes öğrendiğini yüklediği bir sistem var. Bu falcıya müdahale eden şeytan kul, bu soran kişiyle ilgili şeytanın sürekli göndererek biriktirdiği arşivden bilgi alıyor. Uzun vade niyet etti. Diyelim ki ev alacak örnek. Ya da bir tatile gidecek. Mesela. Niyet etti, konuştu ya. Ya da fısıldadı. Ya da tatil yerleri baktı. Veya benzeri konuların hepsini şeytan arşivlediği için o falcıya anında o ifritler bildirir. O bir falcının duymadığını düşünelim. Diyecek ki kalbimden geldiği gibi aktarıyorum. Evet, gerçekten kontrolü ele geçirmişlerdir. Şeytanın dijital veri bankasından buraya aktarılır. Buradaki de o insan da, insan ya, konuşuyordu. Başlar anlatmaya. İşte bu konuşan kişilerin rahmani olarak konuşan, doğru yolda olan, doğru hattı olan da var. Yine konuşanların şeytani hattı olan da var. Yalnız şeytani hattı olup da doğru gerçekleri söyleyen de var. Ama işte der ki sen tatile gideceksin, bunu olacaksın. O kişi de bilet almıştır, gidecek ya da düşündü. Tamam mı? Der ki doğru söyledim, ben böyle bir niyetim vardı der. Diyoruz ki doğru söyledi. Belli ki tatile de gitmiş olsun ve gerçekleşmiş olsun. Şeytanın veri bankası buradaki kulların konuştuğu, düşündüğü
yaptığı hareketlerin arşivlenmesinden geliyor. Ama maneviyattan gelen hak ve hakikatten geliyor. Buradan gelen de gerçekleşmesi normal. Falcı tarotçunun da söylediğinin gerçekleşmesi normal. Normal olmayan ne biliyor musunuz? Biz onun hangisinin hangisi olduğunu anlayamıyoruz ya. Hepsini bir tutuyoruz ya. İşte bu. Bunu da ayırabilmek önemli. Hani konu açtıkça yani doğru öğrendiklerimi aktarmaya çalışıyorum parça parça. Tabii. Doğru söylemesi doğru olduğu manasına gelmiyor. İnsanlar burada yanılgıya düşüyor. Şeytan her zaman yalan söylemiyor ki. Doğruyu söyleyerek çoğunca bir noktaya kadar götürüyor. Bir yerde değiştiriyor. Reenkarnasyon gibi işte. Yani ayrıldığın sevgilin yarın seni arayacak diyor mesela. Orada öbür tarafta adam veya kadın zaten hani bir bunu dile getirmiş kendi bulunduğu ortamda. Tabii. Ya bir arasam mı falan demiş. Arkadaşına sormuş, danışmış veya bu şekilde hayata ya da diğer şeytan gitti ona onu arattırdı. Mesela. Yani şeyi konuşmuştuk ya bu eşler arasını açmak. İstediği zaman işte evet. Adamın en yoğun olduğu zaman karısını onu aramanın yönünde manipüle eder, arattırır. O da açmayınca kızı aldatıyor, vesvesesi verir, arada evet. Problem çıkartır filan gibi. Çok oluyor. Yani dolayısıyla hani falcıların, tarotçuların, büyücülerin, cincilerin bir şeyleri biliyor olması sizi yanıltmasın. Bilmek ayrı bir şey, bunun rahmani olması orada ayrı bir şey. Orada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Biz nefsimizi eğitebilirsek imanımızı da koruyup cennete de gidebiliriz. Şeytanlaşmasına müsaade edersek bizi cehenneme de götürür de en büyük imam ya da en büyük falcı ve tarot olabilir nefsimiz. Buna da dikkat etmek lazım. Evet. Çünkü vesvesenin açıklama, izahatı ve detayına girdiğimizde bunu çok iyi böyle yaşadıklarımızı yerli yerine anlatabiliriz inşallah. Vesvese gelmesi ne demek? Diyeceksin ki hani bunu fal bununla nasıl birleştirdin? Fala bakan zaten şeytanın yayınından aldığı bilgiyi anlatıyor. Fala bakmayan, vesveseyle konuşan, tahminler yürüten, varsayımlar yapan, varsayımlar üzerine kendini inandırmış bir de buna göre hareket edip de ortalığı karıştıranlar da aynı şekilde değil mi? Bir düşünün yani. Hani bu astroloji konusu çok su kaldırır. Çok fazla detayı var. Burada bitirelim istiyorsanız. Tamam, İnşallah başka konular başka zaman görüşürüz. Evet, Allah razı olsun. Ederiz. Allah'a emanet olun.